Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir FIFA 20 videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda oyun oynamayacağız ama FIFA 20 Ultimate Team moduna gelecek olan Toti kartlarından yılın takımını kuracağız ve oy vereceğiz. Size de aşağı linkini bırakacağım. Yılın takımına oy vermek istiyorsanız aşağıdaki linkten oy verebilirsiniz. Güzel bir video olacak. Oyuncuları değerlendireceğiz. Hep sevdiğiniz isimler var. O yüzden eğleneceğinizi düşünüyorum. Emeğe saygı, like atıp yorum atıp paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz Arden Papazyan ailesi. Geçen sene de yine yılın takımını değerlendirmiştik. Bir oyuncu dışında tutmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım bu sene tutturabilecek miyiz? Yorumlarda sizin de tahminlerinizi bekliyorum. Oyuncularımız ekranlarda görüyorsunuz. Kevin De Bruyne, Dybala, Eriksen, Fabinho. Burada bakalım Havertz, Henderson, De Jong, Kante, vay vay vay, Modric, Royce, Sancho. Bakın bunlar hep şu an orta saha. David Silva, Tadic, Verratti, Wijnaldum, Ziyech. Orta sahalar böyle. Forvetlere bakalım bir. Agüero, Aubameyang, Benzema, Roberto Firmino, Eden Hazard, Kane, Lewandowski. Kral burada. Benim en sevdiğim forvetlerden biri biliyorsunuz Lewandowski. Mane. O da bu sene FIFA'da özellikle çok etkili. Mbappe, Messi, Neymar ve Ronaldo. Başka var mı? Aa, varmış. Salah, Bernardo Silva, Son. Bak burada Sonaldo'muz da var. Ve Sterling. Defans oyuncularına bakalım. Jordi Alba var. Kimilerine göre şu an dünyanın en iyi sol beki. Tabi Robertson da var. O da yarışın içinde. Alexander Arnold, sağ bek. Bonucci, Jimenez. Bu Jimenez diye okunuyor değil mi? Jimenez de olabilir. Neyse. Hummels, Kimmich, Koulibaly, taş gibi defans. Laporte, De Ligt, Marquinhos, Sergio Ramos. Umarım ileriki zamanlarda De Ligt yerine, önümüzdeki yıl veya sonraki yıl De Ligt yerine burada Merih Demiral'ı görürüz arkadaşlar. Son maçta da çok iyi oynamıştı. Bayer Leverkusen'e karşı oynamışlardı değil mi? İyi oynamıştı. Sergio Ramos, Robertson, Alexandro, Silva, Skriniar, Tagliafico. Heh, tamam, Tagliafico. Van Dijk ve Vertonghen. Bakın Van Dijk da taş gibi duruyor, bakıyor bize, gülümsüyor. Sizin de topunuzu çalacağım diyor. Baktığımız zaman kaleye Alisson, Ederson, Oblak, Onana ve Ter Stegen var. Beklenen isimler zaten. Hepsi de çok üst düzey kaleciler. Seçeneklerimizi gördünüz, tüm adayları gördünüz. Şimdi Team of the Year ilk 11'ini kuruyoruz. FIFA'ya da gelecek bu kartlar, onu da belirteyim. Başlıyoruz arkadaşlar. Kaleye bence Alisson olacak. Biliyorsunuz Liverpool'la beraber Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular. En iyi kaleci Alisson seçilecek. Ben öyle düşünüyorum. Defans kısmına geldiğimiz zaman defansta çok kararsızım işte ya. Bu arada siz de 11'lerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın, tahminlerinizi. Şimdi defansta bence sol beke bu sene zaten Marcelo adaylarda bile yok. Uzun bir süre sonra ilk kez Marcelo dışında biri olacak. Sol beke ben Robertson'un geleceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımın Şampiyonlar Ligi şampiyonu sol beki Robertson orada olur. Şöyle bekletmeden garanti oyuncuları koyalım. Stoper'in ilk ismi Van Dijk olacak. O da tabii ki yine Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu için ve aynı zamanda geçen sezon üst düzey, bayağı üst düzey performans sergiledi. Adam Messi ile yılın oyuncusu olmak için kapıştı yani. Şöyle bir şey yapacağım. Yani bence böyle olacak. Geçen sene Sergio Ramos her ne kadar Real Madrid başarısız olsa da kötü oynamadı arkadaşlar. Yani Ramos her zamanki gibi iyiydi. Yine gollerini attı. Bazı forvetlerden daha fazla gol attı. O yüzden ben Van Dijk'ın yanına Ramos'u koymak istiyorum. Bence böyle olur. EA Ramos'u öyle hemen es geçmez. Yani bu kadro olur diye düşünüyorum. Ramos oynar diye düşünüyorum. Sağ bekte de yani Arnold mu Kimmich mi diye kaldım. Joshua Kimmich sağ bek olacak. Kimmich'le Ramos'ta çok kararsızım ama öbür 3 koyduğumuz oyuncu kesin olacak diye düşünüyorum. Orta saha oyuncularını geldiğimiz zaman şimdi bakalım şöyle bir. İlk orta sahamız direkt ben gözüm kapalı Kante'yi koyuyorum. Kante burada oynar yani, hiç sıkıntı olmaz. Geçen sene Ajax'la beraber De Jong çok başarılıydı. Bu sene de fena değil. Barcelona'da iyi oynuyor. O yüzden De Jong'u ikinci orta saha olarak koyacağım. Ama bundan emin değilim. Onların yanına da Manchester City ile Premier Ligi kazanan Kevin De Bruyne'i koyacağım. Böyle bir orta saha üçlüsü olacağını düşünüyorum. Buradan kesin olarak De Bruyne ile Kante'nin yer alacağını düşünüyorum. Bir tek De Jong olmayabilir. De Jong yerine buradan Fabinho, Ziyech, Tadic, böyle isimler olabilir arkadaşlar. Modric'in olacağını düşünmüyorum. Geçen sene olmuştu, vardı kadroda. Ama bu sene kadroda yer alacağını düşünmüyorum Modric'in. Ve devam ediyoruz. Forvetlere geldik. Belki de videonun en ilgi çekici kısmındayız. Çok zorlu bir karar. Kimler var kimler? Bakın burada adaylara bakıyorum. Firmino, Messi, Neymar, Salah, Mbappe, Benzema, Aubameyang, Hazard, Lewandowski, Agüero,
Sterling, Kane, Ronaldo, Bernardo Silva, Mane ve Son. Şimdi arkadaşlar, bir kere zaten biliyorsunuz Ballon d'Or'u kazandı. Şöyle sağ kanada Messi'yi çaktık. O bence kesin. %100. Yani Sterling'i de koyabilirdik ama Messi varken ne yazık ki Sterling'in şansı yok arkadaşlar. Sol kanada ben Mane'yi koymak istiyorum. Liverpool'da adam Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ve performansı çok üst düzey. Bence şu an Liverpool'un en iyi oyuncusu. Salah'tan da iyi olduğunu düşünüyorum Mane'nin. Forvet'e de burada Lewandowski'yi koymak isterdim aslında. Kane de olabilirdi. Ronaldo da olabilirdi. Ancak Mbappe ile Son arasında kaldım arkadaşlar. Son'un hani mevkisi CF olduğu için koymaya çekiniyorum. Mbappe de çok iyi oynadı ama PSG ile biliyorsunuz çok bir şeyler yapamadılar. Tottenham sonuçta Şampiyonlar Ligi finali oynadı. O yüzden ben burada Son'u kullanacağım. Son zamanlarda da zaten Son çok iyi oynuyor. Sonaldo ekranlarda görüyorsunuz, böyle bir kadro oluşturduk. Yılın kadrosu bu şekilde, Team of the Year kadrosu benim düşünceme göre, benim fikrime göre böyle olacak. Sizce nasıl olacak? Yorumlarda yazmayı unutmayın Arden Papazyan ailesi. Kalede Alisson, sağ bekte Kimi, sol bekte Robertson, stoper ikilisi Van Dijk Ramos, orta saha üçlüsü Kante, De Bruyne, De Jong ve ileride Mane, Messi, Son. Harbiden böyle bir kadromuz olsa neler neler yapılmaz ki, şöyle bir kadron olduğunu düşünsene. Siz de düşüncelerinizi ve ilk 11'lerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın Arda Papazyan ailesi. Linkini bırakacağım bu senin, buradan oylayıp gönderebilirsiniz. Yapılan oylara göre bu kadro seçilecek. Bunu da buradan belirteyim diyorum ve burada videomuzun sonuna gelmiş bulunuyorum. Hepinizi çok seviyorum Arda Papazyan ailesi. Yakın zamanda Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümü de gelecek. Yeni rebuildlar da gelecek. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Arda Papazyan ailesi.